Konya'dan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Recep Çingöz'de Çiftçinin Güler Yüzü programında çiftçilerimizin, sanayicilerimizin problemlerini, beklentilerini ekranlara getiriyoruz. Bu hafta çok özel bir konuk var. Neden özel? Ürettiği ürünlerle ülkede ciddi bir pazara sahip ama bugün firmadan ziyade Türk tarımının, Türk sanayisinin problemlerini, çözüm yollarını, beklentilerini konuşacağız. Yanımızda Harmak Tarım Makinalarının Genel Müdürü sevgili Ahmet Küçükbacak var. Ahmet abi merhaba. Merhaba Recep Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Harmak'ı herkes tanıyor. Sektörde, pancar hasat makinalarında, balya toplamada. Siz artık ülkenin en önemli markalarından birisiniz. Kısaca yine Harmak'tan bahsedelim. Neler yapıyor? 2017'yi nasıl geçirdiniz? Bunları konuşalım ama esas konuşmamız gereken Türk sanayisinin, tarım makinacıları sanayisinin problemlerini ve beklentilerini konuşacağız. İlk önce Harmak'ı tanıyalım. Öncelikle tekrar kendimizi tanıtmak ve ifade etmek fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Firmamız bir aile şirketi. Yaklaşık 50 yıldır çiftçi kökenli bir aileden geliyoruz. 50 yıldır tarım makineleri imalatıyla uğraşıyoruz. Biz üçüncü kuşağız. Pancar hasat makinesi, sap toplamalı saman makinesi, balya makinesi, çayır biçme makineleri, helikopter, tırmık, en sonda toprak işleme grubunda rototil ve rotovatör gruplarının imalatını yaparak çiftçilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Toprak işlemede yenisiniz. Evet. 2017'de uygulamaya geçti mi, satışa başlandı mı yoksa 2018 mi? 2017 Konya Fuarı'nda lansmanına başlamıştık. Çok geniş bir grup burası da. Tabii ki bir anda firmamızın bu geniş grup ürün yelpazesine sahip olan bu grubu bir anda tamamını çiftçilerimizin hizmetine sunma şansı yok. Her geçen yıl, her geçen ay kendimize göre bir program yaptık. Arge programı yaptık. 6 ayda bir birkaç model güncellemesiyle ürün gamını arttırıyoruz orada da. Geçen yıl ilk fuarda lansmanını yaptığımız modellerimiz güzel tepki aldı. Satışlarını yaptık. Daha önce yapmış olmamıza rağmen arazi testlerini hala bir insanın küçük de olsa şüphesi oluyor ama elhamdülillah arazi deneyimlerimizde, çiftçi tüketici deneyimlerimizde güzel olumlu tepkiler aldık. Tabi bu da bizi ivmelendirdi, bizi ateşlendirdi. Çeşitlerini tamamlamaya çalışıyoruz o grubunda. Sektörün görücüye çıktığı alanlar, fuarlar, Konya Tarım Fuarı önceden bir numaraydı, hala bir numara ama Konya Tarım Fuarı'nın hemen önünde 1 Şubat'ta da İzmir Tarım Fuarı var. Siz İzmir'de geçen sene başladınız, bu sene var mısınız İzmir'de? İnşallah bu yılda katılım yapmayı düşünüyoruz. Geçen yıl birkaç siyasi ve politik olaylardan, terör olaylarından dolayı fuar setliğe uğramıştı. İnşallah bu yıl öyle bir durumla karşılaşmayız. İzmir fuarı da önemli bir fuar. Konya fuarı bizim ilk göz ağrımız. Önemli bir fuar. Türkiye için, dünya için önemli bir tarım fuarı. Yeri ve konumu tartışılmaz. Çünkü Türkiye'de tarım makinesi imalatçılarının sektörün %60'ı Konya'da bulunuyor. Böylelikle bizim fuarımızın da ve ilimiz de bir tarımın merkezi. Buğday ambarı diye tabir ettiğimiz bir ildeyiz. Ve tarım makinesi imalatçılarının %60'ı burada. Konya fuarının yeri tartışılmaz. Ama İzmir fuarı da kanaatimce yerine oturdukça çok güzel bir fuar olacak. Sebebi de şu, mevsim olarak çok müsait bir mevsimde. Şubat ayı hemen hemen tüm dünyada tarım makineleri sektörünün, tarım sektörünün dinlenmede, tatilde olduğu bir dönem. Üreticinin, çiftçilerin, tarım makinesi imalatçılarının, hemen hemen herkesin elinin biraz daha rahat ve boş olduğu bir zaman. İzmir fuarından gerçek beklentimiz şu, güzel nadide şehirlerimizden turizmi, bir ismi olan İzmir'in bir fuar geçmişi var aslında, bir fuar körelen bir fuar ismi var. Onu canlandırabilirsek hep beraber burada milli duyguları da öne çıkartmamız lazım. Tamam, ben milliyetçi bir insanım, Konya'nın ön planda olmasını isterim ama ülke bazında düşünürsek Konya fuarına da ihtiyacımız var. İzmir fuarına da ihtiyacımız var. İzmir fuarına özellikle mevsim rahatlığı itibariyle şayet yurt dışından müşterilerimizi de çekebilirsek
ihracat adına sektör için ve ülke için faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. İzmir Tarım Fuarı önemli dediğiniz gibi. Konya tartışılmaz zaten bahsettiğiniz gibi bir numara. Ama bunlardan daha önemlisi tarım sanayicisinin yani tarım makinesi üreten sanayicilerimizin yaşadığı birkaç problem var. Bunlardan birisi de güncel bir problem olduğu için söylüyorum. Tarım krediyle yaşanan bir fiyat krizi diye adlandırabiliriz bunu. Geçen sene de yaşanmıştı, aşıldı ama bu sene yine tekrar ediyor. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef bu tarz sürtüşmeler kurumlar arasında, üreticilerle devlet kurumları arasında, sivil toplum kuruluşları arasında dönem dönem yaşanıyor. Aslında bizim bu tür şeylerle kaybedecek vaktimiz hiç yok. Ülkemizin bir saniyesi, bir dakikası çok değerli. Siyasi olarak, politik olarak ülkemizin son bir yılda dıştan gelen baskıları hepimiz şahit oluyoruz, görüyoruz. Dövizde ciddi bir artış oldu. Enflasyonda ciddi bir artış oldu. Bunu kimse istemiyor. Türkiye 2004'ten bu yana son 10 yılda ciddi 15 yılda diyelim ciddi bir atılım yaptı. Bu atılımı nasıl yaptı? Stabil bir programla yaptı. Üretim değişkenliği sevmez. Enflasyonu sevmez. Bir program dahilinde yapılması gerekir. Çünkü uzun bir süreci var. Biz marketten gidip makineyi satın alıp satmıyoruz. Bunun bir programı var, Ar-Ge'si var. Bu stabiliteyi sağlamamız lazım. Ama maalesef ülkemizin başından bir 15 Temmuz geçti. Hala bir terör olaylarıyla uğraşıyoruz. Yanı başımızda iki ülkede savaş var. Ve bunlar tabii ülkeyi politik, siyasi ve en önemlisi ekonomik olarak etkiliyor. Ekonomimize zarar ne? Enflasyonu oluşturuyor. Hala biz ithalatıyla ihracatının dengesini tam oturtamayan bir ülkeyiz. Dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Maalesef. Biz üretirsek bu dışa bağımlılığı azaltırız. Dışa bağımlılık ne yapıyor? Enflasyonu tetikliyor. Fiyat artışlarını tetikliyor. Bizim de niyetimiz ne? Maksadımız ne? Para kazanmak. Az da olsa para kazanarak hayatımızı, şirketimizi idame ettirebilmek. Dolayısıyla bizim bir yıllık artış oranımız var. Bir enflasyon gerçeği var. Türkiye'de bugün %15'e yakın bu yıl bir enflasyon var. Duyuyorum meslektaşlarımdan. Biz anlaşmamızı bu hafta başvuruda bulunduk. Bilmiyorum kabul olacak olmayacak. Herkesin kendine göre bir de resmi dairelerin yanlışı da şurada. Her firmanın üretiminin de enflasyonu farklı aslında. Biz 12 çeşit ürün üretiyoruz. Bir ürünümüzde fiyat artışımız, enflasyonumuz %10, diğer bir ürünümüzde %25 olabiliyor. Şayet dövize endeksli ya da kıymetli bir malzemede ciddi bir artış varsa bunları yaşayabiliyoruz. Biz de resmi dairelere, resmi kurumlara, Tarım Kredi de bizim kurumumuz. Biz bu ülkenin imalatçısıyız. Tarım Kredi bu ülkenin tarım kredisi, çiftçi de bizim ülkemizin çiftçisi. Biz aslında aynı gemideyiz. Biz oraya fiyat artışlarını talep ederken bir illegal bir menfaat şu bu değil. Ticaret yapmak maksadımız başka bir şey değil. Zaten hep söylediğim şey şu. En iyi denetleyici müşteridir. Siz Tarım Kredi'ye makine ister 1 liraya verin, ister 5 liraya verin. Siz Tarım Kredi düşük fiyatla makine almaya çalışsın. Bizimle pazarlık etsin. Biz bunlara karşı değiliz. Ya da Panko Birlik ya da Ziraat hangi kurum olursa olsun. Bizim onlar da ticaret yapıyorlar. Ticaretin bir gerçeği var. Pazarlık edilir mi? Edilir. Sünnettir. Bir şeyler umulur, istenir ama imkansız istenmez. Türkiye'de bir %15 minimum bazda bir enflasyon varken üretici %15'te 25 arasında değişken enflasyonlu ürünlerden mütevellit olan bir zam oranı yaptıysa bunun neresi yanlış? Burada neden ayak diretiyoruz? Bir gerçek var ortada. Bu üreticinin biz ne yapıyoruz? Bir günde yapılması gereken işi bir ayda anlaşmayı yapamayan firmalar var. Ama sezon geldi. Pulluk sürülecek, gaz ayağı çekilecek, pneumatik mevzer alınacak, gübre alınacak, tohum alınacak. Zaman zaman en değerli şey. Ama ben görüyorum üreticilerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz Ankara'ya gidip gidip geliyorlar. Müdürler değişiyor. Müdürler geliyor, müdürler değişiyor. Bunlar yanlış. Anlık tepki verip ben kimse araştırmasın, kimse soruşturmasın demiyorum.
Tüketici, burada biraz da tüketiciye de aslında bu hakaret oluyor. Biz çiftçiye diyoruz ki sen ürünü alamazsın, biz senin yerine... Hayır. Firma Tarım Kredi'ye diyelim ki fahiş fiyatla veriyor. E bu ürün şeyde yok mu? Piyasada yok mu? Bayilerde yok mu? Bayide 10 lira olan bir ürünü çiftçi neden Tarım Kredi'den 15 liraya alsın? Ha diyecekler ki orada taksitli imkanı var o yüzden. Hayır. Proforma faturasını alıp Ziraat Bankası'ndan da alabilir. Evet. Tarım Kredi'nin şartlarıyla aynı satıyor. Evet, Panko Birlik'ten de alabilir bir yıl. Eğer şayet bir pancar ekmeği çiftçisi ise pancar parasında ödeme. Yani şimdi biz çiftçiye ne diyoruz? Sen bayide 10 milyar liraya makine var. Sen 15 milyar liraya Tarım Kredi'den almaman için yok böyle bir durum. Böyle yani burada bir durum. Daha net bir ifadeyle anlattınız. Ziraat Bankası dediğiniz gibi proforma faturayla o da aynı krediyi aynı oranlarda veriyor. Panko Birlik veriyor. Burada Tarım Kredi'nin lüzumsuz bir ayak diremesi olarak değerlendiriyorum bunu. Bu da işte liyakatı ön plana çıkarıyor. Tarımın içinden gelen liyakat sahibi yöneticiler olduğu durumda bunlar yaşanmayacak. Maalesef işte hep konuştuğumuz söyleşimizden önce sizinle konuştuğumuz ülkede değiştirilmemesi gereken birkaç politika var. Eğitim, savunma, tarım, bu tarz sanayi politikaları. Hadi biz 3 demiştik, 4 yapalım. Bunlar uzun soluklu program yapılan, yatırım yapılan sektörler. Bu sektörlerde biz sürekli üst devlet yönetiminde genel müdür vasfında, bakan vasfında değişiklikler sürekli olursa alt tabakaya ya da alt tabaka demeyelim, merhale indikçe, görev sorumluluğu aşağı indikçe sürekli değişkenlikler arz ediyorsa, her gelen bir değişik uygulama yaparsa biz bunu oturtamayız. Yani burada ben hep şu örneği veriyorum Ahmet abi. Amerika'da cumhuriyetçiler var, demokratlar var. İki dönem birisi geliyor, o gidiyor, bir dönem öbürki geliyor. Ama devletin politikası değişmiyor. Değiştiremezsiniz. Kurumlar diyor ki biz işte cumhuriyetçi gitti, demokrat geldi. Biz kurumlarımızda sizin emrinizdeyiz diyor ama politika değişmiyor. Biz de aynı partide bakan, yeni bakan geldiğinde bir öncekinin politikalarını değiştiriyor, kadrolar değişiyor. Burada kaybeden ülke. Maalesef. Al gülüm ver gülüm programlar yapmak çok kolay. Maalesef. Yani ben size işte ne üretiyorsunuz Ahmet Bey, ne satıyorsunuz? Oh ne güzeldi, süremiz de doldu. Allah'a ısmarladık demek bu işin kolay tarafı. Bunları konuşmak bence bu ülke için en önemli kazanç. Problemi söylemek lazım, konuşulması lazım. Burada Tarım Kredi, tabii ki daha konuşulması gereken birçok şey var ama Tarım Kredi'den de önemli olan, yani sonuçta bu sektörde marka kuruluşlar var. Tarım Kredi ile anlaşmasalar da ürünlerini direkt tüketiciye, bayilere veya diğer oluşumlara satabilecek bir ciro kaygısı olmayan firmalarımız var Allah'a şükür bizim. Evet. O yüzden Tarım Kredi bizim o kadar da önemli problemimiz değil bu manada. Bu ülkenin esas problemi, sanayicinin problemi, işte biz geçenlerde Adana'da yine bir program yaptığımızda da konuştuk. Bu Türkiye'nin kendi otomobili yapılmalı, Kanal Avrupa yapılmalı, yapılabilir ama bu ülkenin çelik üreten bir tesisi yok. Sektörün en önemli açığı bu. Dövizle alışveriş yapılan, yurt dışına bağımlı olduğumuz en önemli materyaller ham madde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sadece çelik sektöründe değil, konuşmamın başında da demiştim. Biz hala dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bugün çok büyük ekipmanlar yapılıyor. Endüstriyel manada, tarımsal manada. Ama bakıyorsunuz, ürünün katma değerini oluşturan ürünler hala yurt dışından ithal geliyor. Yani. Bizim zaten bu yönetim değişiklikleri, kadro değişiklikleri, siyasi görüşler, bakan değişiklikleriyle uğraşmaya zamanımız kesinlikle yok. Bizim bir olmamalı. Bizim bir karar alıp yatırımlarımıza bir takvim belirleyip, doğru söylüyorsunuz, siz endüstri üretimi yapacaksanız çeliksiz olmaz. Elektronik kontrolsüz olmaz. Tarım 4.0 diyoruz. Endüstri 4.0. Tarım 4.0'a geçeceğiz de kimin teknolojisiyle geçeceğiz biz? 4 adamların elinde. Biz 4.0'a geçerken hangi teknolojiyle geçelim? Doğru. Akıllı tarım yapalım.
tohumu sayarak atalım, sulamayı, ilaçlamayı, gübrelemeyi, hasatı son teknolojiyle minimum zayiat, maksimum verimle yapalım ama hangi teknolojiyle yaparım? Bizim bunlara karar alıp bir takvim çizip değiştirmeden dimdik dosdoğru kara ülke savaşa bile gelirse Allah muhafaza gene bundan vazgeçmeyerek devam etmek gerekir. Bu neden böyle? Mesela ülkemizin asırlardır beri düşman olduğu ülkeler var. Yani bu mesela isim vermeye de gerek yok. Burada işte bir Yunanistan örneğini bakın, İngiltere bakın, Amerika bakın, Rusya bakın. Çıkarlar doğrultusunda genellikle mücadele içerisinde olduğumuz ülkeler var ve bu devlet politikası olarak devam ediyor. Yani A hükümeti gitti, Amerika'yla dost olduk, B hükümeti geldi, Amerika'yla düşman olduk diye bir olay yok. Dış politika aynı minfelde devam ediyor. Tarımın da böyle olması lazım. Yani burada biz konuşurken işte ya siz hep muhalefet yapıyorsunuz, şudur budur değil. Biz partiler üstü konuşuyoruz ve hiçbir siyasi partinin ne adamı oldum ben şahsım adına söylüyorum ki siz de öyle. Devlet idarecilerine itaat farz. İtaat ediyoruz ama yanlış uygulamalardan da canımız yanıyor, sektörün canı yanıyor. Sezlenişte bulunuruz. Sezlenişte bulunuruz, yeri gelir şikayet ederiz. Yeri gelir isyan ederiz. İsyan derken bu sisteme, ülkeye, vatana değil, itiraz babında isyan ederiz. Sesimizi duyurmak adına veryansın ederiz. Bunda alınacak, gücenecek hiçbir şey. Kurumlara eleştiride bulunabiliriz. Ama ne dedik? Biz aynı gemideyiz. Biz aynı gemideyiz. Bizim petrolümüz yok. Altınımız yok. Kaldı ki petrolü altını olsa bile Şenol Başkanımızla en son televizyon programımızı seyrettim. Şenol Başkanımız orada bir ifadede bulundu. Katar'da bir olay oldu, ambargo olayı oldu. Marketlerde yiyecek insanlar paralarıyla yiyecek içecek bulamadılar. Neden? Hani dünyanın en zengin kişi başı geliri olan 130 bin dolarda en büyük devletiydi. Ne oldu? Paranız bazen hiçbir şeye geçmez. Üretmezseniz dünyanın en zayıf ülkesi olursunuz. Petrolünüz de biter, paranız da biter, sermayeniz de biter. Biz üretmek zorundayız. Bunu bir program dahilinde bir ülke kararlılığıyla hepimiz endeks etmeliyiz. Oraya o öğretmenimiz öğrencilerimizi ona göre yetiştirmeli. Annelerimiz evlatlarını ona göre yetiştirmeli. Ustalarımız çıraklarını ona göre yetiştirmeli. Hepimiz topyekün bu hedefe doğru gidersek başarırız. Ya zaten burada bir Japonya, bir Almanya örneklerini biz aslında iyi incelesek altında cefa var. Ya o adamlar kolay gelmemişler. Biz biraz da millet olarak biraz daha lüksümüze alışırız. Yani amiyane tabirle birisinin biti kanlanınca hemen işte araba alır, şunu alır, lüks araba alır filan. Biz böyle değiliz aslında. Hayır. Bey, katılmıyorum. Ben bunu Türkiye'de bütçesinin üzerinde alışveriş yapan çok insan. Bunu bize yaptırıyorlar. Biz yapmıyoruz aslında. Bakın evet. Son 10 yılda dünyanın en hızlı, en büyük, en çabuk büyüyen, adını duyuran ülkelerden birisi Çin. Çin'de de aynı hastalık başladı. Hiçbir zaman hiçbir ülke %100 hiçbir ülkenin dostu olmaz. Evet. Çünkü rakibidir. Evet. Neden? Onun üretip sattığını sizin üretip sattığını gördüğü anda size cephe alır. Rakiptir bu. Düşmanlık demeyelim de rakip olarak görür. Ve sizi asimile etmek için, sizi devamlı bir gelir kaynağı olarak tutabilmek için elinden geleni yapar. Sizi elektroniğe, oyuna alıştırır, televizyon programına alıştırır, kılığa, kıyafete, markaya alıştırır. Bunlar da ihtiyaçtır yerine göre. Bizim bunun karşısında durabilmemiz, tedbirini almamız ne dedim? Eğitimci ona göre eğitecek. Usta ona göre yetiştirecek. Anne baba ona göre yetiştirecek. Anne baba öğretmeni çocuğuna 1 lira harçlık verin dediği zaman benim param var 5 lira veririm demeyecek. Olay oradan başlar. Yani burada şimdi siz öyle bir toplum değiliz dediniz ama ben realiteyi konuşuyorum. Özümüzde bu yok. Ha, özümüzde yok. Yok ama bu bize aşılanmış. Ne yapıyoruz şu an? Bize yapıyoruz doğru. Bizim acilen vücudumuzdan bu ilacı, kötü ilacı atmamız lazım. Evet. Bu bize zerk edilmiş. Keyfe düşürülmüşüz, lükse düşürülmüşüz. Bakın hep aynı dünya ülkelerinin ürünleri tüketiliyor. Çin'de de, Türkiye'de de. Yani gelişmiş birkaç ülkenin ürünleri tüketiliyor, markaları tüketiliyor. Başka marka var mı? Nereye giderseniz gidin. Hep aynı.
Bu bize zerk ediliyor. Biz bunun farkına varıp ha biz ne yapabiliriz? Bu nasıl? Bu ilacı bünyeden nasıl atarız? Siz hastaya bu ilacı verdirmemek için koruma fanus altına değil, kapıları kapatarak, sınırları kapatarak Kuzey Kore'nin yaptığı gibi, Özbekistan'ın yaptığı gibi değil. Hayır. İran'ın yaptığı gibi değil. Üreterek karşısına o ürünü yerine koyarak bir cip mi var? Biz üreteceğiz. Biz kendi firmamız adına söyleyeyim. Biz mesela bu yıl şeye başlıyoruz. 6 sıralı daha önce de lanse ettim birkaç yerde. 6 sıralı kendi ürün yaparak. Vay Alman buraya nasıl satıyor? Çok paralara satıyor demek bunu çözmüyor. Yapmak bunu çözüyor. Devletimize ne düşüyor? Bizim önümüzü açmakla düşüyor. O zaman bu dediğiniz problemlerin hiçbirisini konuşmayız. Konuyu ben buraya getirecektim zaten. Yani lükse olan düşkünümüz ister zikredilsin ister kendi sistemimizi yapalım. Ama sonuçta realite şu anda biz bunu yapıyoruz. Almanya'da o sanayi devi olana kadar toplu olarak bisikletle ulaşım sağlanmış. Temel harcamalar haricinde paralar harcanmamış ve toplum bu manada temiz kalmış ve bu hale gelmiş. De biz eğer ders alacaksak Marshall yardımlarında birinci şart neydi? Tren yolu, demir yolu yapmayacaksınız. Ben en son Almanya fuarına katılmıştık. Agriteknika fuarına Allah kısmet etmişti. Orada kendimizi tanıtmak fırsatı bulmuştuk. Orada yaşayan Türk arkadaşlardan birisiyle bu konuda sohbet ederken çok şaşırmıştım, bir şey öğrenmiştim. Alman vatandaşlarının hala bodrumlarında bir derin dondurucu, içinde ekmek, temel gıda maddeleri ve su var. Öyle bir mantaliteyle çalışıyorlar ki, biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan ağır bir yenilgiyle çıktılar. Dünyanın endüstriyel ve silah gücü olarak en güçlü ülkesi bir anda sıfıra, hatta eksiye indi. Ama ülke topyekün öyle bir karar almış ki bugünlere kadar geldi. Gelebildiği yer belli. Amerika'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın, Almanya'nın, ülkelerin. Japonya'da aynısı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldiği yer, şu anda olduğu yer. Bu ülke politikası haline gelmiş ama hala bilinçaltlarında Bodrum'da o savaş var. Demek ki o onların itici gücü oluyor. Bodrum'unda hala bir toplum neden ekmek, temel gıda maddesi, konserve dondursun? O hırsla çalışıyor. O bilinçle çalıştıkları için bugün bu haldeler. Bizim de işte biz Türk'üz, biz kahramanız, biz bir Türk, bir dünyaya bedel filan. Bu tür şeyler evet güzel, milli duyguların olması güzel ama işin temelinde üretmek var. Bizim karşı duruşumuz, çıkışımız da bundan. Bu ülkenin üreticisi, ister çiftçi, ister hayvancı, ister sanayici, üreten gücünün önü açılmazsa işte Katar örneğinde 130 bin dolar yıllık milli geliri olan, fert başı milli geliri olan bir ülkede açlık tehlikesi, açlık korkusu sardı. Biz kendi kendine tarımda yeten bir ülkeyken işte ithalat olayının açılması, buğday gibi, fasulye gibi, pardon nohut gibi birçok üründe gümrük vergilerinin sıfırlanması, et olayında olduğu gibi üreticimize zarar verdi. Tarım makinacıları ciddi bir rekabet içerisinde, Avrupalı rakipleriyle ciddi mücadele ediyorsunuz ki ben o konuda sizi gerçekten takdir ediyorum. Rekabet şartlarınız aslında eksine. Çiftçinin de öyle. Yani biz Türkiye'de 5 lira 20 kuruş mazot, Avrupa'da çiftçi mazotta destekleniyor. O yüzden lafı oraya getirecek olursak, beklenti nedir? Yani sanayicinin üretimini katlayarak gitmesi, teknolojik olarak üst noktalara çıkması için formül ne sizce? Kararlı bir politika. Hangi sektörde olursa olsun. Kararlı ve istikrarlı, sürdürülebilir bir politika, bir milli duruş. Doğru. Mazot 5 lira. 5 küsür lira. Çelik 2,5 lira oldu. 2,7 lira oldu. Bazı dövizle aldığımız şeyler. Bu sıkıntılar olacak. Olur. Çünkü dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bugün 5 lira zor olabilir. Katlanırız. Katlanmakta zorundayız. Başka bir çözümü yok. Çünkü petrolümüz yok. Çok fazla yeraltı kaynağımız yok. Birçok konuda suyumuz bile azalıyor.
Bu yıl bakın tabii kuraklık var. Su fakiri bir ülkeyiz. Suyumuz ne yapacağız? Kaynakları maksimum verimlilikle değerlendireceğiz ve ne olursa olsun çizgimizden çıkmayacağız. Ne olursa olsun ki başka türlü bunu çözemeyiz. Birbirimizi taşlamakla, birbirimizi suçlamakla da bunu çözemeyiz. O bakan bunu yaptı, şu nohut buraya gitti, şu fasulye buraya. Hepimizin suçu var. Çiftçimizin de, sanayicimizin de, memurumuzun da, yöneticimizin de. Bu suç bizim suçumuz. Bu ülkeyi bu hale biz getirdik. Muhalefet diyor ki ben yapmadım. İktidar da diyor ki ben yapmadım. Biz yaptık o zaman. Hepimiz yaptık Recep Bey. Bir ilk önce birbirimizi suçlamayı bırakacağız. Herkes kendi sektöründe, kendi segmentinde, devlet memuru günün 8 saatinde daha fazla iş yapmaya çalışacak. Çiftçi bir dönümden daha fazla buğday kaldırmaya çalışacak. Makinacı daha ekonomik, daha kaliteli ihracatı da yapılabilir makine yapmaya çalışacak. Var mı bunun başka yolu? Yok. Bunun için birbirimizi sürekli taşlamaya da gerek yok. Herkes liyaka sahibi kişileri tabii yerine getireceğiz. Eğitim sistemini acilen düzelteceğiz. Sürekli oynayıp durmayacağız. Bunları düzelttikten sonra olmaması mümkün değil yani. Mustafa Genç de bir sohbette Mustafa Genç söylemişti bana. Buradan da kendisini yad edelim. Selam söyleyelim. Bizim öyle bir sisteme ihtiyacımız var ki o sistem basit ama kullanılır olmalı. Hatta askeriyede nasıldır? Böyle komutanı gider, öbür böyle komutanı gelir, albay gider, yeni albay gelir ama sistem hep aynı şekilde işler. Sizin söylediğiniz de aynı noktaya geliyor. Yani hangi siyasi gelirse gelsin sistem tıkır 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 işlemez. Sistemin adı aslında şu, sistem diye bir şey yok. Herkes işini yapacak. Bitti bitti, biz işletmemizde durmadan revizyon yapıyoruz. Organizasyon şemaları çiziyoruz, şunu yapıyoruz. Neden bunları yapıyoruz? O organizasyonun içinde çalışan kişiler layığıyla görevini yapmadığı için, işini yapmadığı için. İlk önce işini yapmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Daha sonra da bunları düzeltmek adına bir sürü çabalar ve paralar ve zamanlar harcıyoruz. Bu tarımda da böyle, siyasette de böyle, belediyecilikte de böyle, aklınıza gelebilecek her yerde böyle. Ya herkes işini yapacak. İşini yaptıktan sonra milletvekili milletvekilliğini, belediye başkanlığını, belediye başkanı, ziraat odası, ziraat odalı, ya kim herkes işini yapsa hiçbir sorun kalmayacak. Bizim sistem dediğimiz aslında o. Özünde herkes Ahmet Küçükbacak bu şirketin genel müdürü ise işini yapacak. Sabah gelecek 8'de 9'da kaçta gelecekse işinin başına görevlerini yapacak, yerine getirecek. Şirketini geliştirmek için elinden geleni yapacak. Öğleden 12'de gelirse dediğiniz gibi lükse konfora dalarsa kim yapacak? Kim yapacak? Bu her yerde böyle Recep Bey. Bizim sistem dediğimiz şey İşimizi yapacağız. Kendimizi doğrultacağız. Yapacağımız başka bir şey yok. Siz aynı zamanda Tarmak 1'in de yönetim kurulu üyesisiniz. Tarmak 1'in de ciddi çalışmaları var. Önümüzde de bir seçim dönemi var. Seçim döneminde geçen programda siz Şenol Başkan'ın başkan olarak devam etmesini istediniz ama Ahmet Küçükbacak da aday olsun, onu da başkan olarak görmek isteriz diyen insanlar var. Tarmak 1 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ciddi bir ve ihtiyacımız olan bir sivil toplum kuruluşu. Sektörümüzün en büyük ve bence tek temsilcisi. O beni başkan olarak görmek isteyen arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Öyle bir niyetim de yok. Öyle bir ama şunu söyleyeyim. Şenol Bey gibi bir başkanı da yormadan, üzmeden, onu bu görevden bıktırmadan tekrar başkanlığa aday olması için, bu fedakarlığı bizim sektörümüz için, ülkemiz için yapması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim derneğimiz, birliğimiz bir siyaset kapısı, gelir kapısı, şan, şöhret kapısı değil, bir fedakarlık kapısı. Şenol Bey'in ben mesaisinden, sadece Şenol Bey değil, yönetim kurulundaki abilerimiz, meslektaşlarımız, kardeşlerimizin hepsi öyle. Az ya da çok herkes kendi çapında bir fedakarlık yapıyor. Orada hatta yeri geliyor maddi fedakarlığı var. En büyük fedakarlık manevi ve zamansal fedakarlık. En çok fedakarlığı da yapan Şenol Bey. Güzel bir ivme yakaladık. Şenol abiden, Şenol başkandan sonra. Kaliteli, kültürlü,
donanımlı, sektörü bilen, yani her türlü ehliyeti olan bir insan. Bu işin eğitimini almış, üretimin başında duran, ihracat yapan, ikili diyalogları iyi olan, sevilen, naif bir insan. Dediğim gibi onun fedakarlıktan kaçmaması için yoruldu çünkü. Onu biraz daha ateşlememiz, destek olmamız, arkasından omuz atmamız bence güzel şeyler daha olacak. Yönetim kurulumuz güzel çalışıyor orada. Tarmak birin bana mailleri de geliyor. İşte 2017 istatistiklerini de göndermişler. Ciddi bir hem istatistik tutuyorlar hem de sektörün önünü açmak için ciddi çalışmalarını ben bu maillerle de görmüş oluyorum ama Şenol Başkan ben çok da eleştiriyorum. Programa da davet ediyorum. Sağ olsun o da kırmıyor, geliyor. İdealist bir insan. Yönetim kurulundaki diğer üyeler de öyle. İnşallah sektör için hayırlı bir seçim olur. Sektörün en önemli problemlerinden birisi de insan gücü. Maalesef. Yani kalifiyeyi bırakın düz eleman bulmakta bile zorlanıyorsunuz. Bu da yine işte biraz önceki konuştuğumuz konular sistemin problemi. Hı hı. Orta öğretimin sekteye uğratılması sonucu meslek liselerinin etkisiz hale getirmesinin sonuçlarını şu anda yaşıyoruz. Belki bundan 10 yıl önce atılan adımları... Yanlış hatırlamıyorsam 28 Şubat zamanındaydı. İmam Hatipler... de biliyorsunuz meslek lisesi işte imam hatiplerden çıkan öğrencilerin önünü kesmek için yapılan bir hamleyle, kanun değişikliğiyle maalesef eğitimli iş gücünün hele hele en önemli ara eleman dediğimiz meslek liselerinin altına dinamit konuldu. Dinamit konuldu. Bunun sancıları yeni yeni çekiliyor. Neden? Çünkü burada siz bir İki sezonu kaybettiğiniz zaman, iki yılı kaybettiğiniz zaman önünüzdeki 50 yılı kaybediyorsunuz. 30 yılı kaybediyorsunuz. Başta da dediğim gibi eğitim, savunma, tarım bunlar milli politika. Kim gelirse gelsin, ne olursa olsun değiştirilmemesi gereken şeyler. Bugün onun sancılarını çekiyoruz. Toparlanma sürecine girmeye çalışıyoruz. Durmadan yönetmelikler değiştiriliyor, eğitim sistemi değiştiriliyor, sınav sistemi değiştiriliyor. Hayır. Bir an önce ne yapılacaksa, nasıl bir şablon oturtulacaksa oturtulup ve yol alınması gerekiyor. Yoğunlaştırılmış iş gücü, eğitim, bütün sadece bizim sektörümüzde değil, birçok sektörde yetişmiş eleman yok. Bulunan ve şu da bir acı gerçek, hangi gelir seviyesinde olursa olsun kimse yerinden mutlu değil. Yani en üst tabakayla en alt tabaka arasında kimse yerinden mutlu değil. O zaman ne var? Kararlılıkta ve sistemde bir sorun var. Bunu yapmamız gerekiyor. Adını koymamız, eğitim sisteminin devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bugün başlasak, bugün bir meslek lisesi mezunu almaya kalksak 4 yıl, 5 yıl. 3-4 yıl bir acemiliği, stajyerlik dönemi olacak. 10 yıl. 10 yılda dünya ne kadar değişiyor Recep Bey? Çok değişiyor. Kaldı ki siz buna reaksiyon göstereceksiniz. Neyle göstereceğiz reaksiyon? Hangi iş gücüyle? Biz 4.0'a nasıl geçeceğiz? O elektronik kartı nasıl yapacağız? O füzeyi nasıl yapacağız? Tankı nasıl yapacağız? Kiminle yapacağız? O dışa bağımlılığı nasıl alacağız? Yetişmiş elemanla alacağız. Dolayısıyla bugün alınan bir karar, uygulamaya bugün koyun, 10 yıl sonra meyvesini yiyeceksiniz. Bu hayvancılıkta da böyle. Yani kesime gönderilen ineklerin yerini 24 ayda, 36 ayda dolduramıyorsunuz. Bir dönem o inekler bir kesildi ve şu anda hayvancılıkta maalesef, en büyük sıkıntı maalesef, bu. Maalesef. Peki 2018'den beklentiler neler? İnşallah öncelikle hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Dua edelim, biraz kurak gidiyor bu yıl maalesef. Yani birkaç gündür haberleri, meteoroloji takip ediyorum. Bazı bölgeler ciddi manada kuraklık çekiyor. Rakamlarla çok aram iyi değil ama İstanbul'da baraj seviyesi %60, Ankara'da %20'lere kadar düşmüş. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bir kısmını kaplayan Güneydoğu Anadolu'nun bölgede tamamen kahverengi o diyagramda, grafikte bir kuraklık var. Öncelikle Rabbim inşallah hemen bereketini bize göndersin. Yağmurlarımızı versin. Aslında ekim zamanı iklim şartları gayet güzeldi. Kendimiz de dediğim gibi çiftçiyiz. Sağ olsun babam bizim adımıza uğraşıyor o işte. Ekim zamanı gayet güzeldi.
Ekinlerimiz güzel, tohumlarımız çimlendi. Araziyi çiftçi tabiriyle doldurdu. İnşallah bu aydan sonra yağışlarımız bereketli olursa, tarımımızın başındaki insanlar, artık tarımı tam anlamıyla tarımı konuşalım. Tarımımızın başındaki bakanımız, tarım komisyonu başkanımız, ziraat odamız, tarım kredi, panko birlik, el birliğiyle maksimum verimle çalışabilmek için herkes görevini yapması lazım. Benim ricam bu. Bir kanun mu alınacak? Bugün hala biz NBŞ'yi konuşuyoruz. Ve hala da evet. Güncel. Biz hala NBŞ'yi konuşuyoruz. Türk Şeker bir yere devredildi. Aslında ben baktığım zaman, bir mühendis gözüyle baktığım zaman yapılan işlem yanlış değil. Yani Sanayi Bakanlığı'nda tarımla alakalı bir birimin olması bence de yanlış. Ama bunu açıklayalım. Sebebi nedir? Bu devrin sebebi nedir? Neden yapılıyor? Hantal bir yapıyı aktif bir hale getirmek için mi? Daha koordineli eğer bunlar için yapıldıysa gayet doğal, güzel. Ama yok A markasına, bir Amerikan markasına şey açılmak mı isteniyor? Ya bunları bizim artık tartışmamamız lazım. Bunu bu düşünce gelince reddetmesi lazım. Evet. Bünyede problem. Ülke olarak reaksiyon göstermemiz lazım. İlla her ülkenin içinde, her sistemin içinde cibanlar, vatan hainleri, münafıklar, kalleşler vardır. Olacaktır da. Her zaman olur. Bu tüm dünya ülkeleri için geçerli. İçimizden bunları atmamız gerekiyor. Tüm vücut olarak reaksiyon göstererek, şimdi panko birlik ben görüyorum gayet güzel şekerimizi savunuyor. Panko birlik mi savunacak sadece? Şeker gerçekten kötü bir ürünse o zaman hepimiz reddedelim. Artık panko birliği de geçin. Şekeri sendikası savunuyor. NBŞ'yle mücadeleyi şekeri sendikası yapıyor. Yasal yollarla, tepkilerle, mahkemelerle. Yani burası da enteresan. Bakanlığımızın bu işe el atıp, gerekirse bakanımızın televizyona çıkıp, dünyada NBŞ sınırı budur, Türkiye'mizde budur, biz bu kadar şeker üretiyoruz, bundan sonra şu artış olmayacaktır, neden diyemiyoruz biz? Biz neden, kimden çekiniyoruz? Ya da çekiniyor muyuz? Söyleme gereği mi duymuyoruz? Yoksa dile getirildiği kadar, benim aklıma bazen şu da geliyor, NBŞ artışı yok da NBŞ lobisi bunu dile getiriyor sanki bir artış varmış gibi de acaba siyasilerin ya da bakanlıktakilerin aklına sokuyor mu diye geliyor benim aklıma bazen. Yok, NBŞ'de artış var. Bakanlar Kurulu normal ürettiğin şekerin %10'u kadar NBŞ'ye izin veriyor. Bu %10'da %50 oranında artırılması Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi. Bu da her yıl kullanılıyor. %30 kullanılıyor, %50 kullanılıyor ama burada esas sizin dediğiniz doğru. Bu işi net olarak bizim milli tarımımız, milli tarım politikamıza ters düşen bir durumda bunun açıklaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı grip aşısı ben olmuyorum dedi. Bu ülkenin başbakanıyken dedi bunu. Ve bir anda insanlar ne oluyoruz dedi ve gerçekten bir kurulan bir tezgah Sayın Başbakan bozdu o zaman. Bakanımız da ne? Ha ben şuna da karşı değilim. Biz nişasta bazlı şekeri burada A ülkesinin firması, B ülkesinin firması burada üretip yurt dışına falan başka bir ülkeye satıp ülkemize gelir kaynağı elde ediyorsak varsa ya benim aklıma o geliyor. Yapalım tamam yapalım sorun yok o zaman. Bak, para kazanalım yapalım. Başka bir ülke kotasını yüksek tutabilir, o bizi ilgilendirmez. Bizi bağlamaz o. Biz oraya ama biz hocalar çıkıyor sağlıksız diyor. Türkiye'de şeker sektörü sancılıyken, insanlar kota isterken, biz hala bunlarla oyalanıp bir milli duruş sergileyemiyorsak olmaz. Şimdi insanlar, ben pancar sektöründeyim. Bu beni nasıl etkiliyor? Benim açımdan, firmam açımdan. Şimdi insanlar tereddütte. Çiftçinin 200 dekar arazisi var, hazırlamış. 50 dekar ay çekirdeği ekeceğim. 50 dekar pancar ekeceğim. 50 dekar mısır ekeceğim. 100 dekar fasulye ekeceğim. Böyle böyle program. Şimdi tereddütte buna göre tohum alacak. Gübre alacak şey. Hala ekim zamanı yaklaşmış. 2 ay gibi bir kısa süre kalmış. Kota mı olacak? Olmayacak mı? Evet. Bu iptal mi edilecek? Şu mu olacak mı? Biz bunlarla uğraşırsak biz hangi verimlilikten bahsediyoruz? Hangi tarımdan bahsediyoruz? Hangi kalkınmadan bahsediyoruz? 5 lira mazot parasını aşarız.
Enflasyonu aşarız ama biz bunları aşamayız. Bunların aşılacağı yer bakanlığımız, hükümetimiz, başkanımız, başbakanımız. Bunlarla uğraşırsak hiçbir şeyi aşamayız. Burada bir de şöyle bir olay var. Ben 7-8 yıldır kamera önünde tarım programı yapan bir gazeteciyim. Yıllardır ben şunu diyorum. Bundan 6 yıl önce de demiştim. Ya bu ülkede ziraat odaları var. Hadi bakanlık noktasına gelmemiştim. Ya bu Türkiye'de bir bakıyorsunuz soğan ekiliyor, çok para kazanıyor. Öbür yıl herkes soğan ekiyor, soğan yerlerde. Bu buğday içinde böyle oldu, ayçiçek içinde, mısır içinde bir dönemde iyi olanı herkes ekti. Ya bunun bir planlamasını yapın. Türkiye'nin şu bölgesinde şu ürünler ekilsin, burası da bu ekilsin. Devlet de teşvikleriyle bunu yönlendirsin diye ben yıllarca söylemiştim. Faruk Çelik döneminde Milli Tarım Projesi havza bazlı modelle bunu çıkardı. Ama Faruk Çelik gittikten sonra bu yeni dönemde de işte deminki konuştuğumuz sancılar kararlı, yeni dönem, sürekli evet. Ve istikrarlı program. Hangi sektörde olursa olsun. Evet. En kötü karar her zaman kararsızlıktan iyidir Recep Bey. Bu dönemde de işte eski dönemin bu uygulaması sekteye uğradı. Bazıları oldu, bazıları olmadı ve kararsızlık. Para, finans kararsızlığı sevmez. Evet. Yani ekonomi sevmez. Kaçar. Burada eğer çiftçi pancara küserse, pancardaki bu olaydan ya ben çok sıkıldım çünkü lobi dediğin zaman lobinin kelime manası bir yerin savunucuları onun çıkarları için toplum genelinde kamuoyu oluşturan bir oluşuma deniyor lobi. Mısır'a çok destek veriliyor. Paraları daha kolay alınıyor. İşte bu nebeşe sektöründe olan insanların özel bir gayreti de var. Pancar yerine mısır ekilmesiyle ilgili. Bakın insanlar bugün yapacağı işle 10 yıl, 20 yıl sonra Türkiye'yi nasıl etkileriz, Türkiye'nin düzenini nasıl bozarız, bunun planlarını yapıyor dış güçler. Bizim lafın tamamını söylemeye gerek yok. Milli duruşu, milli davranışı hem siyasette hem tarımda hem milli eğitimde Türkiye'nin her tarafında uygulamamız lazım. Her yerinde bunu uygulamamız lazım. Tek çözümü de bu. Bizim mısıra da ihtiyacımız var. Hayvancılık yapacaksak mısıra da ihtiyacımız var. Pancara da ihtiyacımız var. Buğday hayvancılık sektörünün tabii ya birçok yan ürünü var. Ha bölgesel bazlı pancarın sıkıntılı olduğu yerler olabilir. Çözeriz. Orada dediğiniz gibi havza bazlı bir destek verilir. O bölge pancara meylettirilir. Verimli olan, iyi olan bölge. Diğer bölge mısıra meylettirilir. Buğday, ayçiçek, bizim fasulyeye, mercime her şeye ihtiyacımız var. Yani kendimiz münavebe sistemini oturtturabiliriz. Tabii oturtturmamız lazım. Kararlı politikalarla, anlık aylık değişkenliklerle, buğday hasatından önce ithalatlarla, şeker pancarı parasından önce şeker ithalatıyla. Yok ne bunlar olmaz. Bunları yaparsak biz imalatçılar olarak şunu söyleyeyim. Biz gerçekten birçok alanda, mecrada fedakarlık yapıyoruz. Son 4-5 yıldır imalatçılık dünyadaki global rekabet ve krizden dolayı çok sıkıntılı günler. Kâr marjları minimize oldu. Savaşıyoruz. Adeta her sepede bence en çetin savaş ticari yapılan savaştır. Bitmiyor. İnsanın ömür boyu bu savaş, bir imalatçıysanız, bir sanayiciyseniz, ticaret adamıysanız ömür boyu savaştasınız. Siz gelecek nesli düşünmezseniz, bakın ben şunu da bir görüyorum. Sizin gibi Konya'da da bir sürü firma var, Türkiye genelinde de var. Eğer gelecek nesli düşünmeseler, sadece kendilerini düşünseler, sektörden çekilip mevcuttaki ana paranızla gül gibi yaşarsınız, başka işler yaparsınız. Ona da katılmıyorum. Yani herkes böyle diyor. Hayır, ona da katılmıyorum. Gül gibi falan yaşayamayız. Gül gibi yaşayamayız. Suriye zamanında Halep'teki zenginler gül gibi yaşıyordu. Evet, onu demek şimdi şöyle, şu örneği vereyim. Biz ailecek bu fabrika alanını kayda değer bir paraya, kiraya verip yıllık aldığımız riskle bunu bütün sanayicilerimiz yapabilir. Gayrimenkuller alıp ya da al sat yapıp daha risksiz ticaretler yapıp yan gelip yatabiliriz. Tamam da
Biz bu fabrikayı bugün kayda değer bir parayla kiraya verebiliyoruz. Neden verebiliyoruz? Ülke ürettiği ve bizim içinde bulunduğumuz tesisin müşterisi olduğu için. Biz üretmezsek, o üretmezse biz yarın burayı kime kiraya vereceğiz? İşte ben de onu diyorum. Hı-hı. Yani eğer siz gelecek nesli düşünmemiş olsanız bu yapılabilir. Yani sizin yaşınız kaç? 28 mi 30 mu? Teşekkür ediyorum. 41 yaşındayım ben. 41. Evet. 41 kere maşallah diyelim. 41 yaşınızda diyelim bir insan ömrü Türkiye'de de ki 80 yıl. 80 bu kalan 30-40 yılda rahat bir yaşam olur ama torunlarımız, geleceğimiz ve ülkenin geleceği düşünürse tabii ki mantıklı değil. Ama sanayiciye de üreticiye, çiftçiye de artık bu destek verilsin. Bunlar artık programın da sonlarına yaklaştık. Son noktayı aslında koydunuz. Her alanda herkes işini iyi yaparsa, milli duruş sergilerse her şey zaten problemler düzelir. Son mesajlarınızı alalım, programı kapatalım. Çiftçi milletin efendisidir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ben diyorum ki çiftçi de bir üreticidir. Üretici milletin efendisidir. Üreten insana sahip çıkalım. Evet. Üreten insana hangi mecrada üretim yapıyorsa yapsın sahip çıkalım ve önünü açalım. Evet. Köylü tarımdan Ahmet abi de şunu söylemişti. Şili'ye gittiğinde Şili'nin en ayrıcalıklı tabakası köylüler demişti. Köylü orada milletin efendisi demişti. Siz üretici olarak bunu genişlettiniz, çok da doğru söylediniz. Her zaman üreticiler başımızın tacı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, sıra dışı bir sohbet oldu. Sevgili Ahmet Küçükbacak'la yapmış olduğumuz söyleşi birçok konuya değindik. Ama konuştuğumuzun özeti sadece iki kelimeyle. Çalışanlar da, çalıştıranlar da, devletin başındakiler de, devletin vatandaşları da, herkes kendi işini düzgün yaparsa, sorumluluğuna göre, görev tanımına göre hareket ederse bu ülkede problem kalmaz. Ne beşe gelsin duvara çarpar geri döner. Ama şu anda homojen bir yapımız var. Gelen delip geçiyor. Milli duruş, milli politikalar tarımda da, eğitimde de, savunma sanayisinde de, savunmada da her alanda milli duruş birçok probleminde kaynağını çözecek en önemli materyal. Daha fazla söze de gerek yok. Bugün süremizi de biraz açtık ama televizyonlara çok zor çıkan bir konu bulduğumuzda da süreyi fazla bakmıyoruz. Süre uzasa da konuşuyoruz. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.